geçmişin şimdi olduğu, şimdinin ise geleceği yarattığı bilinciyle başladığımız tarihten kalanlar yolculuğumuza ara vermeden devam ediyoruz. Bu yolculukta şu ana kadar birçok halkın kültürel değerlerini, yaşamlarına ve en önemlisi de egemen güçlere tarafından nasıl tarih sahnesinden indirilmek istenildiğine değinmeye çalıştık. Coğrafyalar farklı olsa da tüm bu halkların sömürge çarkının bir sonuç olarak doğurduğu kaçınılmaz ortak noktalarına mercek tuttuk. Kültürel ve tarihsel olarak kendi coğrafyalarının en zenginleriyken nasıl ezilen, azınlık veya sömürülen olduklarını gördük. Hikayeler Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan Oset halkı da sömürge kıskacında yer alarak diğer birçok halk gibi aynı ortak noktayı yaşamış bir halk topluluğu olarak dikkat çekiyor. Aslında onlar kendilerini İroşton ülkesinin İron halkı olarak tanımlarlar. Fakat yaşadıkları Osetya bölgesinden ötürü biz onları daha çok Oset halkı olarak biliriz. Şüphesiz bunda Gürcülerin de etkisinin büyük olduğunu belirtmekte fayda var. Aryan soyundan gelen İron halkı Osetçe diline sahip olup Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kolunda yer alıyor. Osetçenin İron ve Dugoron olmak üzere iki de lehçesi bulunuyor. İron hem kuzey hem güney Osetya'da, Dugoron lehçesi ise sadece kuzey Osetya'da konuşuluyor. İronların 12. yüzyıldan önce neredeyse tamamı pagan dinine mensuptu. 12. yüzyılda Gürcüleri ve Bizansların etkisiyle Hristiyanlaştı. Digor'daki İronlarsa İslam dininin etkisi altında kalarak Müslümanlaştı. Bugün baktığımızda İronların çoğunun Hristiyan olduğunu görebiliriz. Yine Müslümanlar kadar hala pagan dinine inananların da olduğu bilinmektedir. Tarihçiler İronların atalarının İskitler olduğunu düşünüyor. Uzun yüzyıllar Orta Asya bozkırlarından Ural dağlarına kadar olan bölgede dağınık ve göçebe halde yaşıyorlardı. Kabile federasyonu şeklinde örgütlenen bu toplum üç temel ana kabileden oluşuyordu. Bunlar Alanlar, Roksalanlar ve Yassaklardı. Thank you.
3 ana kabileden İronların ataları olduğu düşünülen alanlar, M.Ö. 370'li yıllarda Hunların başlattığı kavimler göçüyle beraber Kafkaslara kadar giderek bir alan krallığı kurdular. Bu krallık yaklaşık 900 yıl ayakta kalmayı başardı. Fakat 13. yüzyılda başlayan Moğol istilasıyla yıkıldı. Moğol istilasında kurtulan alanların Kafkas dağlarının en yüksek bölgelerine sığınarak kurtuldukları tahmin ediliyor. İşte Kafkasların en yüksek dağlarını kendilerine yurt edinen bu topluluğun İron halkı olarak anılmaya başlandığı tarihçiler tarafından kabul gören tezlerdendir. Günümüzde 1 milyon civarında nüfusa sahip oldukları tahmin edilse de kesin rakamlara ulaşmak mümkün değil. Çünkü ülkeleri Kuzey ve Güney Osetya olarak Rusya ve Gürcistan arasında parçalanmıştır. Birden fazla ulus devlet arasında bölünmeler yaşayan birçok halk gibi İronlar da bu durumu yaşamak zorunda kaldı. Osetya'nın kuzeyi Rus ulus devleti içinde kalırken güneyin doğusu ve batısı Gürcistan sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle Rusya-Gürcistan ilişkilerinde Osetya meselesi hep oldukça önemli bir yer kaplar. Kuzey Osetya yani ülkenin Rusya'da kalan kısmı 1921'den bu yana özerk statüsü almış olup Sovyetler Birliği içerisinde özerk olarak kendilerini yönettiler. 1994'te de federal cumhuriyet statüsünü aldılar. Bugün yaklaşık 750 bin nüfusu olan bölge hala federal statüsünü korumaktadır. Güney Osetya içinse durum biraz daha karışık. Gürcistan ulus devlet olduğundan bu yana etnik çatışmalarda bu bölgede süre gelmiştir. Bu çatışmalardan en önemlisi de Osetya sorunudur. Kuzey Osetya federal cumhuriyet olunca Gürcistan sınırları içerisinde kalan Güney Osetya ile birleşmek istemişti. Tabii Güney Osetya da Kuzey Osetya ile birleşmek istiyordu. İronlar bunun için çaba gösterseler de bir sonuç elde edemediler. Ağustos 2008 tarihine gelindiğinde İronlarla Gürcistan arasında bir savaş patlak verdi. Savaşta Ruslar ve Abbaslar da İronlara destek verdi. Savaş sırasında birçok Güney Osetyalı Kuzey Osetya'ya sığındı. Ruslar başlayan savaşı Rus-Gürcistan Savaşı'na dönüştürüp İronların yani Osetlerin yanında yer aldı. Savaşın devamında Osetya'nın neredeyse tamamının hakimiyeti Ruslara geçti.
Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin aracılığıyla 6 nokta barış planı 22 Ağustos'ta hayata geçirildi. İkinci hafta süren çatışmalarda herkes çatışma öncesi bölgelerine geri dönüş yaptı ve böylelikle ateşkes sağlandı. Ossetya bu savaşla birleşmeyi ve bağımsızlığını hedeflemişti ancak bu hedeflerine ulaşamadı. Yine de epey güçlü kazanımlar elde ederek bu savaştan çıktı. Güney Ossetya 1980'lerde Gürcistan'a bağlı özerk bölge olarak kendini yönetmekteydi. Ancak Gürcistan ulus devletleşme adımları atmaya başlayınca sorunlar patlak vermeye başladı. Gürcücenin tek resmi dil olarak kabul edilmesi, diğer halkları asimile etme çabası İronlarda da tedirginlik oluşturuyordu. İronlar kendilerini güvenceye alabilmek için özerk bölge statüsünü tıpkı Kuzey Ossetya gibi özerk cumhuriyet statüsüne yükseltmek istedi. Ancak Gürcistan Ulus Devleti Ossetya'nın özerkliğini de kaldırarak tanımadığını ilan etti. Bunun üzerine bağımsızlığını ilan eden Güney Ossetyalılar 2008 savaşıyla toprakların kontrolünü ele aldı. Sürecin devamında kurulan Güney Ossetya Demokratik Cumhuriyeti'ni ve hükümetini yalnızca 3-4 ülke tanıyor olsa da kendilerini yönetiyorlar. Gürcistan ise kendi topraklarının işgal altında olduğunu iddia ediyor. Kuzey ve Güney Ossetya bir gün birleşir mi bilinmez ancak birbirlerini destekledikleri de bir gerçek. Günümüzde resmi olarak tanınma sorunları yaşasalar da İronlar verdikleri mücadelenin sonucunda kendi kendilerine yönetme haklarını kazanabilmişlerdir.